Merhaba sevgili arkadaşlar. İş yeri kimliği ve iş güvenliği uzmanlığı sınavı için hazırlamış olduğumuz bir başka videoda yine birlikteyiz. Bu videomuzda yine 4857 sayılı iş kanunu sizlere ilgili maddesini anlatmaya çalışacağız. Ki 5. madde eşit davranma ilkesi. İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz. İşveren esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmi süreli çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamaz. İşveren biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça bir işçiye iş sözleşmesinin yapılmasında, şartların oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz. Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz. İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması daha düşük bir ücretin uygulanmasını haklı kılmaz. İş ilişkisinde veya sona ermesinde yukarıdaki fıkra hükümlerine aykırı davranıldığında işçi 4 aya kadar ücreti tutarındaki uygun bir tazminattan başka yoksun bırakıldığı haklarını da talep edebilir. Diyor ki aynı zamanda sendikalar kanunu 31. maddesindeki hükümlerde saklı kalmak kaydıyla diyor. Hemen devam edelim. Bakınız burada bir zaman aşımı kavramı var ki 2017 yılında bu ek madde 3'te gösterilmiş. Özellikle burada D bendi ilgili olduğu için bu eşit davranma ilkesine. O yüzden burayı da almak istedim. İş sözleşmesinden kaynaklanmak kaydıyla hangi kanuna tabi olursa olsun yıllık izin ücreti ve aşağıda belirtilen tazminatların zaman aşımı süresi 5 yıldır. Bakınız neler 5 yıldır zaman aşımı süresinde? Kıdem tazminatı, iş sözleşmesinin bildirim şartına uyulmaksızın fesinden kaynaklanan tazminat, kötü niyet tazminatı ve bir de konumuzla ilgili olarak iş sözleşmesinin eşit davranma ilkesine uyulmaksızın fesinden kaynaklanan tazminatlarda demek ki arkadaşlar zaman aşımı süresi 5 yılmış. 2017 yılında sonra bu 5 yıllık süre uygulanıyor imiş. 2017 yılından önceki iş sözleşmelerinde ise bu süre 10 yıldı arkadaşlar. Onu unutmayalım. 2017 öncesindeki iş sözleşmelerinde bu süre 10 yıl. 2017'den sonraki ve günümüzde de geçerli olan husus ya da sözleşme zaman aşımı süresi 5 yıl ile sınırlandırılmıştır diyoruz. Gelelim bu eşit davranma ilkesi madde 5 ile ilgili sorulara arkadaşlar. Madde 5. Bakınız ÖSYM 2018 diğer sağlık personeline sormuş Mayıs ayında. İş ilişkisini de aşağıdaki sebeplerden hangisine dayalı ayrımcılık yapılmasının eşit davranma ilkesine aykırılık teşkil edeceği 4857 sayılı iş kanunu açıkça düzenlenmemiştir diyor. A. Kıdem, B. Engellilik, C. Cinsiyet, D. Dil, A. Siyasal düşünce. Bakınız arkadaşlar engellilik, cinsiyet, dil, siyasal düşünce, ırk, din. Bakınız bunlar her biri düzenlenmiş iken ama kıdem kavramı arkadaşlar bu anlamda bu kanun kapsamında düzenlenmediğini, özellikle bu eşit davranma ilkesi kapsamında düzenlenmediğini söyleyebiliriz. Doğru cevabımız Adana. 17. soruya bakalım. 4857 sayılı iş kanununa göre eşit davranma ilkesiyle ilgili aşağıdaki ifadeler hangisi yanlıştır? İş ilişkisinde dil, renk, ırk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplere dayalı ayrım yapılamaz. Doğrudur. İşveren esaslı sebepler olmadıkça tam süreli çalışan işçi karşısında kısmi süreli çalışan işçiye, belirsiz süreli çalışan işçi karşısında belli süreli çalışan işçiye farklı işlem yapamaz. Doğrudur. İşveren biyolojik veya işin niteliğine ilişkin sebepler zorunlu kılmadıkça bir işçiye iş sözleşmesinin yapılmasında, şartların oluşturulmasında, uygulanmasında ve sona ermesinde cinsiyet veya gebelik nedeniyle doğrudan veya dolaylı farklı işlem yapamaz. D.
aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılır demiş. Bu bir dursun. İşçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması daha düşük bir ücretin uygulanmasını haklı kılmaz. Bakınız, işçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümlerin uygulanması daha düşük bir ücretin uygulanmasını haklı kılmaz diyor. Bu da doğrudur arkadaşlar. Yanlış olan, bakınız, daha düşük ücret kararlaştırılır diyor. Hayır, kararlaştırılamaz. Şöyle lamaz diyelim. Dolayısıyla arkadaşlar, doğru cevabımız 17'de Denizli'dir diyoruz. 18. soruya bakalım. 4850 sayılı iş kanununa göre iş ilişkisinde veya işin sona ermesinde işverence eşit davranma ilkesine aykırılık bulunması durumunda sendikal sebepler ve yoksun bırakıldığı haklar hariç olmak üzere işçinin talep edeceği en yüksek tazminat kaç aylık ücreti tutarındadır diyor. A2, B4, C6, D8, E12 arkadaşlar. Bakınız, burada kanun bu eşit davranma ilkesine aykırılık durumunda en yüksek tazminatı 4 aylık ücret olarak ifade etmiş arkadaşlar. Doğru cevabımız Bursa. 19. soru. 4857 sayılı iş kanununa göre eşit davranma ilkesiyle ilgili aşağıdaki ifade hangisi yanlıştır? Kasım 2021 DSP'ye gelmiş arkadaşlar. A. İşveren kısmi süreli çalışan işçiye tam süreli çalışan işçi karşısında esaslı neden olmadıkça farklı bir işlem yapamaz. Doğru. İşveren belli bir süreli çalışan işçiye belirsiz süreli çalışan işçi karşısında esaslı neden olmadıkça farklı bir işlem yapamaz. Doğru. İşverenin eşit davranma ilkesine aykırı davrandığını ispat etmekle işçi kural olarak yükümlüdür. Doğru. Aynı veya eşit değerde bir iş için cinsiyet nedeniyle daha düşük ücret kararlaştırılamaz. Doğru. E'ye baktığımızda işçinin cinsiyeti nedeniyle özel koruyucu hükümler uygulanması daha düşük ücret ödenmesini haklı kılar diyor arkadaşlar. Bakınız, haklı kılar diyor. Hayır, haklı kılmaz. Şöyle kılmaz diyelim. Bu maddeyle ilgili hemen bakınız. Kanuna bir bakalım. Bakınız şu kısım. İşçinin cinsiyet nedeniyle özel koruyucu hükümler uygulanması daha düşük bir ücret uygulanmasını haklı kılmaz diyor. Dolayısıyla doğru cevabımız Edirne. Son sorumuz bu konuyla ilgili. 4857 sayılı iş kanununa göre iş sözleşmesinden kaynaklanmak kaydıyla hangi kanuna tabi olursa olsun iş sözleşmesinin eşit davranma ilkesine uyulmaksızın fesinden doğan tazminatın zaman aşım süresi kaç yıldır diyor. Mayıs 2021 C'de sormuş arkadaşlar. Bakınız, zaman aşım süresini soruyor. Özellikle bu sorudan dolayı arkadaşlar, bu sorudan dolayı ek maddeyi ele almıştım. Zaman aşımı süresi arkadaşlar 5 yıl olarak sınırlandırılmıştır diyoruz. Hemen ilgili yere geldiğimizde bakınız, burada eşit davranma ilkesine uyulmaksızın fesinden kaynaklanan tazminat zaman aşımı süresi 5 yıldır diyor. Ve özellikle şunu da söylüyoruz. 2017 öncesi de bu süre zaman aşımı 2017 öncesi iş sözleşmeleri diye ifade edelim, zaman aşımı 10 yıl iken 2017 sonrasında arkadaşlar, 2017 sonrasında zaman aşımı 5 yıl olarak sınırlandırılmıştır ve günümüzde de geçerli olan husus 5 yıldır diyoruz. Evet, ve bu şekilde arkadaşlar madde 5 eşit davranma ilkesiyle ilgili hususları sizlere anlatmaya ve soruları da sizlere çözmeye çalıştık. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepinize iyi dersler diliyorum. Hoşça kalın.